Bunlar yapılan, üzerinde çalışılan konular değil. Bunlar da, bunları da bilmeden bu saptamaları da ortaya çıkarma şansına ne yazık ki sahip olamıyoruz. Seçim sistemi doğru olarak kurgulanmış çok kabahatlarıyla, bir takım gereksiz ayrıntıları da içerir biçimde olsa bile doğru olarak kurgulanmış ve güven üzerine kurgulanmış, ayrıntıları düşünülerek kurgulanmış bir sistem. Fakat bu sistem bir sürü yönüyle farklı biçimlerde çarpıtılarak kullanılıyor ve bunun ana nedenlerinden bir tanesi hem siyasi partilerin gereği kadar bunlara sahip çıkmamasından hem de seçmenin bunlarla ilişkili olarak kendi yükümlülüklerinin bilincinde olmamasından kaynaklanan nedenler çıkıyor karşımıza. Şimdi bu seçimlerde gündeme getirilen katılım oranları çok belirleyici. Oysa bizdeki bütün değerlendirmeler hep geçerli oylar bazıyla yapılan değerlendirmeler oluyor. Geçerli oylar bazıyla yapılan değerlendirmeler sonucu belirlediği için sanki gerçek seçim sistemi oymuş gibi bir kavramlaştırma gündeme geliyor. Oysa Erol Bey'in de belirttiği gibi seçim güvenliği meselesi kayıtlardan itibaren başlıyor. Bu kayıt meselesi de Türkiye'de çok uzun zamandır sorun. 1997 yılında bu son nüfus sayımı olarak düşünülüp yapılan tespitlerde belediyelerin gelirden aldıkları pay nedeniyle nüfuslarını yüksek gösterme çabaları son derece çarpık nüfus dağılım sistemleri ortaya çıkarmıştı. Ve ondan sonra 1997 ve ondan sonraki süreçte bunların temizlenmesi için epey uğraşıldı. Dolayısıyla 99'da da, 2000'de de, 2002'de de bunların çarpıklıklarını görüyorsunuz. Ve o çarpıklıkların kaynağında aslında temel bir güvensizlik mekanizması, seçim güvenliğini etkileyen önemli bir öge oluşu bu nüfus sistemi kayıtından kaynaklanıyordu. Şimdi de adrese dayalı sistem üzerine kurgulu seçmen kütüklerinin, seçmenlerin, kayıtlı seçmenlerin belirlenmesi. Bunun da bir takım kontrol mekanizmalarının olması gerek. Bu ama burada ikili bir yapının üzerinde durulması gerekiyor. Bir tanesi o bilgiler çok özel bilgilerdir. Her yere açılabilecek ve çok amaçlı olarak kullanılabilecek veriler değildir. Kolaylıkla istismar edilebilecek bilgilerdir. Dolayısıyla bu bilgilerin gerçeklik düzeylerinin kontrol edilebilme gerekliliği seçmen kütüklerinin doğru oluşturulmasıyla da ilişkili mekanizmalardır. Dolayısıyla ondan bağımsız bir yapıyla bunu düşünmek mümkün değil. Eğer kayıt sisteminizi sağlıklı kurmadıysanız bu kayıt sistemindeki sağlıksızlık mutlaka seçim güvenliğine etki edecektir. Sandık sayılarındaki şişmeler, değişmeler de buna dahil olacaktır. Bir ikinci mekanizma şu ve bunun nasıl olduğunu bilemiyorum ama 300 kişilik bir sandıkta 300 kişinin de oy kullanıyor olması ki ortalama sözünü ettiğim seçimde ortalama sandık büyüklüğü 284 idi. 284 kişinin de tümünün de oy kullanıyor olması özellikle dikkat çeken bir ögedir. Ve bunların irdelenmelerinin mümkün olması gerekir. Bu sadece hem siyasi partiler tarafından
hem de Yüksek Seçim Kurulu tarafından da irdelenmesi gereken bir noktadır. Ama bununla ilişkili yapılmış hiçbir irdeleme yok. Dolayısıyla acaba gerçekten o 284 kişi sandık başına gidip oy kullandı mı? Yoksa o 284 kişi hepsi sandık başına gitmedi de bir kısmı sandık başına gitti gibi gösterilerek mi oldu? Bu aslında sandık görevlilerinin görevleri çerçevesinde saptayabilecekleri bir şey. Bilebilecekleri bir şey. Ve bu mekanizmalar büyüyerek belirli yapıları gündeme getiriyor. Ve biraz önce de bu soruyla ilişkili olarak Ayhan Bey'in verdiği yanıt da önemli. Ve bu gibi olayların yaşandığı yerlerdeki sandık büyüklükleri de 170-180 dolayında. Dolayısıyla daha küçük yerleşimlerde daha farklı bir takım uygulamaların gündeme gelmesi anlamını taşıyor bu. Dolayısıyla biz seçim güvenliğini en etkin biçimde sağlayabilmek açısından ki politika üretme kısmını bir başka tarafa bırakıyorum, elde edilmiş seçim sonuçlarının sandık bazlı analizlerini ayrıntılarıyla yapabilmemiz gerekiyor ki neyin nerede ne olduğunu bulabilelim, neyin nerede ne olduğuyla ilişkili yanıtlarımızı da üretebilelim. Şu anda bu bilgiler maalesef yok. Bunların üzerinde çalışılmıyor, durulmuyor. Çeşitli yerlerde bu bilgiler üretiliyor. Üretilse de bir anlamı olmuyor. Çünkü gereği gibi bunlar kullanılmıyor. Biz uzun dönemdir bu çalışmaları yürütüyoruz ve bu çalışmalar çerçevesinde de bir takım eğilimler ortaya çıkarmaya başladık ve çıkardığımız eğilimlerde aslında bir takım yerlerde önemli sapmaların olduğunu gösteriyor. Ve sevindirici bir başka tarafı da şu anda genç akademisyenlerinde hem yurt içindeki hem yurt dışındaki bu konularla yoğun biçimde ilgilenmeye başlamaları ve bunu sağlayan şey de aslında sandık bazlı seçim sonuçlarının yayınlanıyor olması. Siyasi partilerin ayrıntılı olarak yapmaları gereken bu çalışmaları şu anda bir sürü genç akademisyen kendi girişimleriyle, kendi olanaklarıyla yapıyor. Ve biz de bu bağlamda bu çalışmaları böyle yaptık. Ve bunların ama bütünleştirilmeleri sağlanmıyor. Buradan çıkan sonuçlar ayrıntılı olarak irdelenmiyor. Ve bu sonuçlar çerçevesinde üreyen sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin siyasi partiler gerektiği etkinlik içerisinde maalesef değiller. Bunun nasıl bir mekanizmayla çözüleceği konusunda ben bilgi sahibi değilim. O konuda da söyleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Sayın Kurt. Vallahi siyasi partiler bağlamındaki kısmına benim yanıt verme şansım yok. Onlar bunlarla pek fazla ilgili değiller. Kendilerini anlatmaya çalıştık. Ama anlatmayı beceremedik. Çünkü bu tür şeylere hem fon hem de zaman ayırmayı yeğlemiyorlar. Daha acil, daha önemli konuları var. O tarafıyla ilişkili ben fazla... Dolayısıyla benim söyleyebileceğim bir şey yok. Galiba çalışmıyor. Kırmızı yanıyor da.
Şimdi değerli arkadaşlarım, o dediğinizi yapan siyasi parti oylarını daha yüksek oranda artırma imkanına sahip. Ben bildiğim partileri söyleyeceğim. Siz her sandıkta ayrıntılı çalışma yapabilirseniz katılımı yükseltirsiniz. 1980 öncesinde ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem milletvekili hem parti yöneticisi idim. Eğitim programlarımız vardı. Seçim kazanmak için ne yapmak gerekir? Seçmen kütüğünün taranmasından başlayarak o seçmenler tek tek nasıl tanınır? Hangi seçmen sizin garanti seçmeninizdir? Hiç uğraşmaya dahi gerek yok. Hangileri karşıt partilerdedir? Hiç uğraşmazsınız. Hangileri kararsızdır? Uğraşmayı gerektirir. Hangileri tanınmıyordur? Benim seçim bölgem Gümüşhane, ilçem Bayburt'tu. İlk böyle bir çalışmayı orada başlattığımız zaman 73'te belediye seçiminde kıdemli partililer bana karşı çıktı. Henüz bürokrasiden yeni gelmiş, daha yılı dolmamış birkaç aylık milletvekiliydim. Ya burası bürokrasi değil dediler. Bizim tanımadığımız seçmen mi olurmuş? Seçmen taramasına girdiğimizde o kıdemli partililerin, şehirde yıllardır yerleşik olan insanların tanımadığı seçmenler de çıktı ortaya. Onu tanımlamanız yetmiyor. O seçmenleri sandığa getirmek için ne yapmak lazım? Bir kere taraftarlarınızın seyahatini engelleyeceksiniz. Seyahate gidecekse tek tek aman ertele diyeceksiniz. Hastaları ayıracaksınız. Onlara özel araba filan ayıracaksınız, götüreceksiniz. Seçim günü sandık başına gelenleri elinizde çetele tutar gibi listeniz, tek tek işaretler, gelmeyenler için evlerine haber göndereceksiniz. Çok ilginç, şimdi bilmem, o tarihte bizim, yani diğer büyük şehirler için de söylüyorum, o tarihte bizim seçmenimizi biz pijamalılar diye tarif ederdik. İnsanlar henüz pijamayla evlerinde otururlardı tatil günü. Saat 4'e kadar gelmezlerdi, evlerine tek tek partili haberci gönderirdik. Mutlaka katılmalarını sağlayayım diye. Bu zahmetli bir iş bir. İkincisi, tabii bunun için elemanınız olacak. Örgütünüz diri olacak. Şu kadarını söyleyeyim. Barış zamanında ilişki kuramadığınız insanları savaş zamanında cepheye süremezsiniz. 4 yıllık arada ziyaret etmezsiniz, hatırını sormazsınız. Tamam mı efendim? Taleplerini karşılamazsınız, talep şey değil, maddi talep değil. Karşılamazsınız, sonra hadi biz böyle bir çalışma yapacağız, görevlendirelim deyince sonuç almakta zorlanırsınız. Ben yanıtımı verdim, bir parti bu işleri çok iyi yapıyor, bilgilerinizi. Siz de biliyorsunuz. Evet. Bu siyasetçi tarafımda tuttu öyle. Herkese merhabalar, adım Cahit Kurt. Meslek hayatımın son 10 yılını kamu kurumu ve çeşitli şirketlerde güvenlik yöneticisi olarak sürdürmekteyim. Bilgi Güvenliği Derneği adına buradayım. Bilgi Güvenliği Derneği adına buradayım. Çok kısa bir tanımla derneğimizden bahsetmek istiyorum. Derneğimiz bireysel, kurumsal, ulusal ve evrensel boyutlarda bilgi ve iletişim güvenliği alanında teknik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, üyelerin mesleki gelişimini arttırmak ve kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek olmayı hedeflemiş bir dernektir. Derneğimizin zannediyorum en son 18 kurumsal üyesi bulunmaktadır. Bunlar savunma sanayi, GSM operatörleri, ISP'ler ve çeşitli şirketler olmak üzere yoğunluk kazanmış kurumlar. Tabii bunun haricinde bireysel üyelerimiz de mevcuttur. Çeşitli konularda çalışma grupları kurup bilgi güvenliğini ilgilendiren birçok konuda araştırmalar yapıyor. Çalıştaylar düzenliyor, etkinlikler düzenliyor. Bunlarla ilgili bilgiler, bildiriler yayınlıyor. Ve hatta bazen ilgili kurum veya da kuruluşlara raporlar da sunduğumuz oluyor. En son kişisel verilen konulması kanunuyla ilgili komisyonda görev aldım. Oraya da ilgili bayağı bir çalışma şey yapıp bir rapor haline getirdik. Şimdi ben şu ana kadar anladım ki işin Erol Bey'in 4 maddesinin sonuncusuydu zaten.
seçim güvenliğiyle ilgili elektronik altyapı veya da bilgi teknolojileri kısmı çok konuşulan ama ben bu yaşıma, şu yaşıma kadar hani birçok seçimde gördüm, takip ettim. Çok da somut bir şey çıkmayan bir konu. Hani biraz şaibesi bolca bir iş gibi geliyor bana. Ben hatta az önce şunu düşündüm. Şimdi Ayhan Bey çok güzel izah etti. Seçim sistemini IT tarafından tamamen ayırıp eski konvansiyonel yöntemlerle böyle manuel yürütsek aynı sorular yine gelecek gibi. Yani çünkü bilgi teknoloji tarafının kullanım şekli genelde burada tartıştığımız konuların etrafında dönüyor. Yani seçim sandık sonuç tutanaklarının gerilerinin girilmesi ve birleştirme tutanaklarının girilmesi, sonuçtan çıkarıp imzalanması vesaire. Şimdi buraya kadar belki şöyle kısa bir tanım yaparsam iyi olacak. Bağışlayın, hani sıkıcı olabilirim, belki biraz teknik konuşabilirim. Bilgi bizim ortadaki varlığımız. Güvenlik de onu korumaya çalıştığımız şeperler, sistemler, süreçler ne diyorsanız. Bu var ise dışarıda bir tehdit söz konusudur. Bu tehditleri sınıflandırdığınız zaman ben bazen eğitim veriyorum, anket yapıyorum, sorular soruyorum. Hep aynı şeyler geliyor. Üç ana noktada toparlanıyor. CIA denen bir İngilizce tanımı var. Bir, gizlilik. İki, bütünlük. Üç, erişebilirlik veya sürdürülebilirlik. Şu ana kadar bilgi güvenliği vakalarında veyahut da işte basına yansımış, duyduğumuz, ilgilendiğimiz birçok konuda hep gizlilik ihlallerini konuşuyor olduk. İşte şuradan şu veri sızmış. İşte çok kritik bilgilerimiz şuralarda dolanıyor. Şu insanlar şu verileri işte ele geçirmiş gibi şeyler. Aklımıza çok da başka bir şey gelmiyordu. Özellikle ben daha önce Türk Telekom'da güvenlik servisleri grup müdürüydüm. Gezi olayları sırasında da backbone'u koruyan ekibin başındaydım. Orada ne yaşadığımızı ben biliyorum. Bir gün kitap yazacağım diyorum arkadaşlara. İnanılmaz bir servis kesintisi hata yaşadık. DDoS denen teknik bir terim. İnsanlar belki legaldir, hacktivizmdir tartışılan bir konular ama o servisleri kesintiye uğratmak için deli gibi uğraştılar. Bakın gizliliği ihlal etmiyorlar. Belki yasal bir haktır, tartışılır bilmiyorum. Oraya servis isteğinde bulunup o servisi göçertmeye çalışıyorlar. Bununla tanıştık. Bunun bilinirliği arttı. Bu aralarda çok konuşuluyor. Yine olaylar oluyor. Şu panelde ben memnunum ki ilk defa gündemde biraz bütünlük tartışılıyor. Bu hep atladığımız bir konuydu. Yani bu üç ayakta en önemli konulardan birisidir. Verinin bütünlüğü. En çok tehdit alan konulardan birisidir. Bütünlük konusu bu seçimde en çok tartışılacak veya tartışması muhtemelen tehdittir. Çünkü gizlilikle veyahut da süreklilikle ilgili bir problemimiz yok. Ben az önce Ayhan Bey'e fırsat bulamadım, sormak istiyordum. Seçmen listeleri partilere gönderiliyor, işte açık, işte askı listeleri gönderiliyor, burada hangi veriler var diye. Benim bildiğim kimlik numarası, kütük bilgileri, adresi, hane numarası falan var değil mi? Şimdi bunlar bana sorarsanız çok kritik gizli bilgiler. Bunları şimdi böyle toplu toplu da gönderiyoruz. Bildiğim kadarıyla da bu mevzuatın bir gereği. Ben gizlilik konusunda ağzımı açamıyorum burada. Hani artık diyecek bir şeyim yok. Yani şimdi bir yerde oluyor. Hani biz Ayhan Bey'le de beraber çok çalıştık Türk Telekom'da. Yani müşteri verilerinin gizliliği en büyük sıkıntımızdı. Neler yapmıyorduk? Ama çok rahat başka yerlerden hani sızıntı denemeyecek bir şekilde veriler de teslim edilebiliyordu. Entegrasyon diyorlar adına. Başka bir şey diyorlar. İşte her neyse. Gizlilik bir ayrı bir konu. Yine seçim sisteminde süreklilikle ilgili ben bir problem göremiyorum. Çünkü public açık bir online sistem seçime etkileyecek bir şey yok. Hani öncesinde sorgulama işlemleri falan var ama seçim süresince portaller ayakta tutulmaya çalışılıyor. Çünkü inanılmaz atak alıyorlar. Orasını da biz birazcık biliyoruz. Ama genelde ayakta duruyor. Bir sıkıntı olmuyor. Zaten kesinti uğrasa bile seçim sonucunu veya herhangi bir verisini etkileyecek bir yapı değil. Tamamen bağımsız. DMZ dediğimiz yarı güvenli bir bölgede duran portal sunucularına verilen hizmetler. Bu seçim sistemin, seçsizin çalıştığı sistem tamamen içeride korunaklı bir yerde. İletişim altyapısı zaten hanımefendi az önce sordu. Ayhan Bey de cevap verdi. En çok sorulan sorulardan biri bu oluyor aslında. UYAP'ın iletişim altyapısı kullanılıyor. Tünelleme yapılıyor. Uçtan uca encrypted bir tünel kuruluyor. İçinden geçen verilerin dışarıdan bakan insanın görmesi mümkün değil. Ben burada hatta şunu soruyorum. Görse ne olur? Yani birisi hadi encryption'ı çözdü, kırdı. Oradaki veriyi ele geçirdi, baktı falan dedi. Zaten bunlar neredeyse public bilgiler. Yani siyasi partilere açılan veriler. Daha sonra birkaç gün sonrasında kamuoyuna da açıklanan veriler. Orada girip...
işte man in the middle attack diyelim hadi. Ortaya girip zararlı bir adam girdi, oradan aldı, bozdu, oraya gönderdi. Sonuçta yine buna yayınlanıyor. Tutanaklar var. Dolayısıyla şu konuşmayı benim en rahat yaptığım ortam oldu bu. Hani kafam çok rahat. Çünkü sistem çok şeffaf bana göre. Sıkıntılar çok var, onu görüyorum. Herkes zaten bir tarafından bahsediyor. Ama IT'ye bakan yönüyle teknik anlamda böyle bir endişemi dile getirebileceğim bir husus çok göremiyorum. Yani sorularınız varsa cevap verebilirim. Yani bu şekilde toparlayayım diyorum. Çünkü çok da tekniğe boğmayalım.